Herkese merhaba. Balerinler, yer çekimsiz ortamdaymışçasına peri gibi süzülürlerken işte bu ayakkabıları kullanıyorlar. Tüm dünyada bu ayakkabılar point ayakkabısı olarak geçiyor ve balerinlerin ayak parmaklarının ucunda durmasını sağlıyor. Bir sır vermem gerekirse hiçbir ayakkabı türü sizi point kadar yükseğe çıkaramaz. En yükseğe çıkmak zor ve acılı bir süreç ve yapım aşaması da bir o kadar zor. Çünkü pointlerin tamamı el yapımı. Pointler birçok farklı parçadan oluşuyor. Her point tabii ki farklılık gösterebiliyor içindeki malzemelerde. Ama temel olarak bakacak olursak pointlerimizin ayak kutusu dediğimiz bir bölümü var. Bu bölüm pointin ayak kutusu olarak geçiyor. Tam üstünde durduğumuz düz kısım ise pointlerde platform adını verdiğimiz bölüm. Tabii ki gövde bölümümüz var içeride. En altta taban bölümümüz var. Ve pointi 3 eşit parçaya böldüğümüzü düşünürsek, topuğa yakın olan bölüme de çeyrek diyoruz. En eski pointlerime bile kıyamasam da başlıyorum. Yaşayacağım bence. İmdat. Ayak kutusu ve platform dediğimiz bölüm, sıkıştırılmış kağıt ve kumaş parçalarının katman katman yapıştırarak bir araya gelmesinden oluşan tahtaya benzer bir yapı oluşturur. Ama bu kesinlikle tahta değildir. Bazı point markalarında ise bu bölüm, kauçuk ve plastiğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yine katman katman üst üste koyarak bu sertliği sağlayabiliyoruz. Bu kat kat yapıyı biraz merak ettim ben. Ve bu hale getirdim. Dediğimiz gibi kumaş parçaları, yapışkanlar, kağıda benzer yapı şeklinde aslında sertleşmeyi sağlayan da aralardaki yapışkan. Gövde bölümümüzde ise sert mukavva uygulanıyor. Daha sonrasında üzerine deri ya da kumaşla en son kaplaması yapılabiliyor. Tabanımıza geldiğimizde ise süet ya da deri şeklinde tabanlarımız yapılıyor. Ve bunların genelde kaydırmamasına özen gösteriliyor. Birkaç kat sert mukavvayı burada görüyorsunuz. Bu da tabanımızdaki deri parçamız. Aynı zamanda tabii ki point'in tamamını, içini en son kaplamak için de çuval bezi kullanılıyor. En son olarak da dış kısmına gelecek olursak estetik görünümü sağlayabilmek için genelde saten kumaşla da en son dış görünüşü veriliyor. Pointler tabii ki marka marka, çeşit çeşit ve model model olabiliyor. Tıpkı ayakkabılar gibi. Herkesin ayak şekli aynı olmadığı için kemikli ayakları olan insanlar var ya da daha taraklı ayağı olan insanlar var. Önce Grişko'dan başlayalım. Bu Foyte modelidir. Platform dediğimiz bölümü biraz geniştir. Maya'da uç kısım biraz daha dar gelir. Reed of London pointlerimiz var. Bu şekilde yine
ucu çok incelen bir model değil şu an bizde olan. Ve Grishko'da da bazı modeller de var. Bu modelde Read of London'ın iple ayağa göre ayarlayıp sıkabiliyoruz da aynı zamanda. Block pointlerimiz var. Block pointlerimizde uçları biraz daha, bence bana öyle geliyor, yuvarlanarak dönüyor blokların. Russian Class, Grishko'nun mayasıyla benzer, ucu daha küçük. Bu da dediğim gibi, bu da ayak yapınıza göre tabii ki seçebileceğiniz alternatifler sunması markaların aslında. Gainer Minden pointlerimiz var. Gainer'lar biraz daha, biraz önce anlattığım pointlere göre farklılık gösteren point türleri. Öncelikle en güzel yanı yıkanıyor olması. Eskimemesini nedenlerinden biri de aslında daha az, daha zor eskimesinin ya da yumuşaklığını kaybetmesinin. Bu ayak bölümünde, ayak kutusu dediğimiz bölümde daha farklı bir sistem uygulanıyor. Grishko'daki gibi kat kat uygulanan bir kumaş, kağıt, plastik mantığında ilerlemiyor. Burada daha farklı bir teknolojiyle bir kalıp halinde hazırlanıyor. Bu bölümlerde termoplastik elastomerik bir malzeme kullanılarak kalıp halinde yapılıyor. Bu da point'in tabii ki daha yavaş yıpranmasına neden oluyor. Çünkü mesela bu point'leri daha sonraki videolarımızda nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Kırmamıza gerek kalmıyor. Eski halini anında tekrar alabiliyor bu sistemle point'ler. Ve ucunda da yine kendinden kaydırmaz bir malzeme kullanıyorlar. Bu malzemenin amacı tabii ki sadece kaydırmaması değil, aynı zamanda sesi de absorbe etmesi de kullanışlı hale getiriyor. Bizim yeni yeni kullanmaya başladığımız yerli bir üretim olan Gökçe Aykut pointleri var. Bu da gainer'lara benzeyen bir point'tir. Yine ucunda sesi de absorbe etmek için ve kaymayı önlemek için bir parçası var. Yine bu pointleri de kırmamıza gerek yok. Daha farklı bir yapısı var. Şu şekilde kenardan gösterirsem daha yastıksı malzemelerle destekleniyor. Sadece sert mukavva değil. Aynı zamanda bunların da ucu yine o söyleyemediğim şeyle yapılıyor. Bu kadar point'in arasından çıkmak tabii biraz zor oluyor. Ama şimdi Burcu öğretmenle bu yepyeni point'leri nasıl hazırladığımızı birlikte izleyeceğiz.